Büyükçekmece'de 5 yıl önce yaşanan helikopter kazasını eminim birçoğunuz hatırlayacaksınız. Eczacıbaşı'na ait helikopter televizyon kulesine çarpıp yere çakılmış, ikisi pilot 7 kişi hayatını kaybetmişti. 2017'de yaşanan feci kazayla ilgili fezleke hazırlandı. Fezlekede yeterince ışıklandırma yapmadığı için televizyon kulesini yaptıran şirket sorumlu tutuldu. TV kulesine çarpan helikopter yere çakılıp paramparça oldu. İkisi pilot 7 kişinin hayatını kaybettiği kazanın fezlekesinde televizyon kulesini yaptıran firma sorumlu tutuldu. Tarihler 10 Mart 2017'yi gösteriyordu. Eczacıbaşı grubuna ait helikopter sabah 8.16'da havalandı. Sadece 4 dakika sonra saat 8.20'de Büyükçekmece TÜYAP fuar alanında bulunan TV kulesine çarparak yola düştü. Kazada Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya'daki bölge satış yöneticisi Alexander Vanin, şirketin konukları Igor Kohergin, Ludmila Çuprova ve Elena Badragan'la pilotlar Alaaddin Nacar ve Ahmet Bulut hayatını kaybetti. Savcılık feci kazayla ilgili fezlekesini hazırladı. Olayın saniye saniye anlatıldığı fezlekede kazanın yaşandığı günün hava koşulları da değerlendirildi. Olay günü İstanbul'un neredeyse tamamında alçak bulutlar hakimdi. Kaza anı ve sonrasında çekilen görüntülerde kulenin restoran kısmının dahi zor göründüğü de kayıtlara geçti. Helikopterin ses kayıt cihazında yapılan incelemede ise kazadan 22 saniye önce pilotun kule mule şuradaydı ya dediği de belirtildi. Pilotların geri dönmeleri gerekirken uçuşta ısrar ettikleri de fezlekede yer aldı. TV kulesinin uluslararası havacılık standartlarına uygun şekilde işaretlenip ışıklandırılmamasının kazadaki en önemli etkenlerden biri olduğuna vurgu yapıldı. Bu yüzden kuleyi yaptıran 3 inşaat ortağının 2 yıldan 15 yıla kadar cezalandırılmaları istendi.